Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitaplara biraz ara vermiştik. Fatiha suresini işaretül icazdan tefsir ediyordu ve elif kelime kelime. Biz de takip ediyorduk. Yevm kelimesine geldik. Yevm ne demek? Gün. Aslında bir zaman dilimini ifade ediyor. Yevm. Yani Malik Yevm diyoruz ya. Yevm tabiri ise haşrın vukuunu gösteren emarelerden birine işarettir. Müellif diyor ki bu yevm tabirinde ahiretin geleceğine dair delil var. Yani haşrin öldükten sonra dirilmenin vaki olacağını, gerçekleşeceğini gösteren işaret vardır. Nasıldır diyor bu işaret? Şöyle ki saniye, dakika, saat ve günleri gösteren haftalık bir saatin millerinden birisi devrini tamam ettiği zaman behemehal ister istemez mecbur ötekilerde devrini ikmal edeceklerine Kanaat hasıl olur. Evet, saate bakan herkes bunu bilir. Saniye geçiyorsa dakikada, saatte geçip gelecektir diye. Kezalik yevm, sene, ömrü beşer ve ömrü dünya içinde tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra dahi olsa devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir. Aslında burada çok enteresan bir tefekkür var. Yani... E, bir kişi o işi yapıyor ya. Yani bir anda bir kişi hesabı gözetmeyerek e, günah sevap e, işte helal haram e, önemsemeyerek bir iş yapıyor. Aslında bir zaman diliminde bu işi yapıyor ve bir zaman diliminde bu işin neyini verecek hesabını verecek ve o yaptığı o işi yaptığı zaman diliminin nin e, sahibi olarak e, Fatiha suresinde Malik Yevmiddin, denilerek o günün sahibi yani aslında o yaptığı dakikanın sahibi o dakikanın hesabını verecek o dakikaların birbirini tamamlaması sonucu oluşacak kıyamet ve ardından gelecek haşrin sahibinin yine o dakikalarda yaptığı şeyin hesabını verecek şeklinde bir tefekkür açıyor. Çok enteresan bir şey yani. Demek ki o yevmin sahibi seni o yaptıklarının o yevimde yaptıklarını bir malik yevim bir haşir ahiret gününde ne yapacak? Seni sorgulayacak ve onlardan e, sorguya çekecek. Evet. <laughs> Kezalik yevim ve sene ömrü beşere tabi o, o ana işaret ettiği gibi fani oluşuna senelerine ömrüne de işaret ediyor ve ömrü dünyaya hani saniyeden dakikaya geçmek gibi düşün. Ömrü dünya için tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde de artık saatin işleyeceğini, artık bir haşir vaktinin, kıyametin gerçekleşip ahiret yurdunun başlayacağını ve devam edeceğini bizlere gösteriyor. Ve bu şuuru sürekli canlı tutmamızı her an tavsiye ediyor. Ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra olsun fark etmez devirlerini ikmal ederek tüm o devrelerin, saatlerin, buna hükmedilir ve o günün, o din gününün sahibinden bir ultimatum olarak bu o insanlara bildirilir ve namazlarda okutturulur. Ve keza bir gün veya bir sene zarfında vuku'a gelen küçücük kıyametleri aynı bağlamda. Hani bir gün, <laughs> hani yevm kelimesindeyiz ya şu an. maliki e, Malik yevmiddin diyoruz. Yevm kelimesindeyiz. O günün sahibi olduğu gibi o günde yaptıklarının eee görücüsü, denetleyicisi, kontrolcüsü olduğu gibi Rabbimiz o tüm günlerin ve e, Ahiretinde ahiretin de sahibi, do dolayısıyla ceza günlüğünde sahibi. Bir gün veya bir sene zarfında vukaa gelen küçük küçük kıyametleri, haşirleri gören bir adam, değil mi? Mesela işte baharlarda her baharda işte o bahardaki ağaçların yeniden dendirilmesini, kendi uykusunda uyuyup sabah yeniden dendirilmesini, sineklerin işte her baharda yeniden o koca tayfenin dirilmesini, tohumların e, toprak altından çıkıp dirilmesini vesaire, birçok e, yeniden dirilme örneklerinin küçük küçük numuneleri Ne bu dünyada gören adam, bu haşirleri yani ölüp dirilmeleri gören adam, saadet ebediyenin, o ebedi mutluluk diyarının haşirin Tulu feciriyle şahsi bir nev hükmünde olan insanlara ihsan edileceğinden şüphe etmez. İşte bu konuda fenzur ile tarihim rahmetillah deyip e, kâinattaki eserlere e, bakın, oradaki haşir numunelerini görün, küçük kıyametleri tefekkür edin ve oradan e, o büyük kıyameti düşünün, saadeti ebediyeyi e, tefekkür edin, Haşrin tulu feciriyle haşir e, güneşinin doğmasıyla e, ahiretin geleceğini bilin ve insanlara bunun ihsan ihsan edileceğinden şüphe etmeyin manası burada söz konusu. Şimdi maliki ümmeti din. din üzerinden devam edersek birbirine bağlılar zaten. Kelimesinden maksat din, kelimesinden maksat ya cezadır. Çünkü o gün hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür veya hakiki diniyedir. Şimdi Din aslında deyn, de, ye ve nun maddeleri var. Hareketsiz o anlamda aldığımızda birçok anlama geliyor ama buradaki din hani o karşılık anlamı ya da işte borç anlamı daha galip. Kelimesinden maksat ya cezadır. Yani demek ki din kelimesinin anlamı nedir? Karşılık. Yani din gününün, ceza gününün sahibi cezanın anlamları var. Müsbet ya da menfi anlamda karşılığını almak bir şeyin. Yani mükafat ya da mücazat. Çünkü o gün hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür değil mi? Hayırlılar işte cennete, hayırsızlar cehenneme ya da işte azaba düçar olacak, olacaklardır. Veya hakaiki diniyedir. Yani dini hakikatlardır ki o din. Çünkü hakaiki dini o gün tam anlamıyla meydana çıkacaktır. Nasıl yani hakaiki dini? Dinin esas unsurları mesela umdeleri. Allah inancı orada göreceksin zaten ister istemez. Melek inancı işte zebaniler, malik orada ister istemez göreceksin. Peygamberlerin orada görünmesi vesaire, bundan bu da maksat olabilir. E, ceza olmasa diyor. Dini hakikatlardır. Hani dindir, dinden maksat nedir? Dinin esas umdeleridir, Akid, akidesidir, dinin akidesidir, esas e, iman esaslarıdır. Hakayiki diniyedir. Dolayısıyla din kelimesinden maksat. Çünkü hakayiki dini o gün tam manasıyla ne olacak? Zuhur edecek meydana çıkacak ve görülecektir. Ve daire itikadın daire esbaba galip edeceği bir gündür. Artık sebepler o gün sukut edecek ve hakikat tamamen e, perdesiz tecelli edecektir. Evet, Cenab-ı Hak müsebbatı esbaba bağlamakla intizamı temin eden bir nizamı kainatta vaaz etmiştir. Yani Cenab-ı Hak e, müsebbatı, mesela işte elmeleri, ağaçlara müsebbatı esbaba bağlamakla sonuçların, neticeleri sebeplere bağlamakla intizamı temin eden bir Kainat nizamı sistemi kurmuş bu dünyada. Evet gerçekten öyle ve bu muhteşem bir nizam. Bunu tefekkür ediyoruz. Ve her şeyi o nizama murat etmeye, o nizamda ve nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Her şey de o nizama uyuyor, murat ediyor ve her şey o nizamda kalıyor. Her şeyi ona göre diyor Cenab-ı Hak terbiye etmiş, yönlendirmiş. Ve onlar da bu görevlerini zaten yapıyorlar. yani. Bu dünyadaki o sebep müsebbep ilişkisi sonuçların sebeplere bağlanmış olması, mesela elmanın ağaca takılmış olması aslında bir imtihan ve sebep alemi olması açısından okumayı o kişilere yani kendini okutturup o kişilere hakikati göstermek asıl onların amacı. Sebebin bir anlamı da o değil mi? İp anlamında. Yani ona bağlı ve o da hakikat noktasında aslında hepsi Cenab-ı Hakk'a bağlı. Ve bilhassa insanı da o daireyi esbaba muraat, insana da bilhassa o sebepler dairesine uymaya ve merbutiyet etmeye, bağlı kalmaya kalmayla müşellef kılmıştır. Evet sonuçta sebep dünyasında insan ne yapacak? Rızgını arayacak, toprağa ekecek, işte arabanın gazına basacak, direksiyonu kontrol edecek ki bir yere gitsin. Sebepler dünyasındayız. Çalışacak ki, azmedecek ki bir şeyler yapabilsin, eline geçebilsin. Dolayısıyla bütün o nizamı öyle kurduğu gibi ki buna sünnetullah diyebiliriz. İnsana da bu sebeplere uymaya e, ve bağlı kalmayla mükellef kılmıştır. Dolayısıyla aslında bu sebepleri gözetmemek, işte ya ben çalışmıyorum Allah versin zaten, Allah rızgıma kefil değil mi demek e, bir nevi o sebep ayetlerini inkar etmek anlamına geliyor ki tehlikeli bir şeydir. E, onu yapmamak lazım. Kainattaki o sünnetullah'a kanunlara, kaidelere uymak lazım. Mesela çalışmak bir sünnetullah, çalışana veririm demiş. ve çalışana veriyor. Burada bir yani kainatta, eşyada bir ayrım yapmadığı gibi hayvanlar ya da işte eşya arasında insanlar arasında da bir ayrım yapmıyor. Dolayısıyla e, bu kanunlara uymak da Allah'ın şeriatına uymak anlamına geliyor. Yani tembellik yapan adam bu kanunlara uymuyor. Bu ayetlerin hükmüne e, yani hükmünü ne yapıyor? Göz ardı ediyor. Her ne kadar dünyada daire, esbab daire itikada galip ise de yani dünyada imtihan cihetiyle sebepler nedir? E, ee, i̇nançlara daha galip gibi görünür. İşte e, hani insanın her düşündüğü olmaz, her inandığı olmaz. Çünkü nedir? İmtihan oluyordur. İmtihan gereği de sebepler vardır ki sebeplerle meşakkat çekip imtihanı kazanabilirsin. Kazanabilsin yoksa itikat e, dairesi burada esas olsa itikadi mesela unsurlar sürekli evren içerisinde uçuşsalar o zaman zaten imtihanın bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla bu dünyada sebepler galiptir. Ahirette hakaiki itikadiye tamamen tecelli edecek. Ancak artık ahiret imtihanın bittiği bir yer orada dini hakikatler tamamen tecelli edecekler. Hani din kelimesinin ikinci manasındayız. Hakaiki dini manasını açıyor şu an. Ve sebepler alemine perdeler kalkacak artık yani. Çünkü imtihan kalktığı için cevap anahtarı ortaya konulacak demek. Buna binaen bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği, gerektirdiği hükme göre hareket lazımdır. Dolayısıyla sebepler dairesindeysek sebeplerin kanunlarına murat edeceğiz. İtikat dairesi olan ahirette de zaten o sebepler ortadan kalkacaklar. Burada enteresan bir bitiriş yapmış müellif. Buna binaen bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Yani e, bu daireler bazen dünyada da e, hükümlerini ve yoğunluklarını değiştirebiliyorlar. O, o halde diyor her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket etmek gerekecektir. Aksi takdirde daire-i esbabta iken yani sebepler dairesindeyken tabiatıyla doğal olarak vehmiyle yani kendi doğallığıyla, kendi e, normal oluşuyla, kendi oluşuyla vehmiyle hayaliyle daire itikada bakan mutezile olur ki olur ki tesiri esbaba verir demiş. Burada şey noktası hani nazara veriliyor. Yani hakiki diniye evet bu dünyada perdeli ama e, bu perdeli olması sebeplerin asıl olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla daire-i esbaptayken, sebepler dairesindeyken e, tabiatıyla yani doğal olarak vehmiyle e, bu kuruntu biraz oluyor vehim burada biraz aşırı düşüncesi <laughs> akli olmayan aşırı düşüncesi hayaliyle daire itikade bakan mutezile olur ki tesiri esbaba verir burada mutezilenin yaptığı bir yanlış aslında nazara veriyor bir tenkit var mutezileye yani diyor ki onlar bu dünya sebepler dairesi e, olarak evet doğru sebepler dairesi ama sebepler dairesi olmasına rağmen itikat dairesi hesabına çalıştığını biraz ihmal ediyorlar. Bu noktada Daire itikada bakan yani sebepleri dairesindeyken esbab esbaptayken daire esbaptayken tabiatıyla vehmiyle hayaliyle daire itikada bakan mutezili olur ki tesiri esbaba verir yani o baktıkları şeyin baktıkları şeylerde bir gerçek tesir bir güçlü kudret güç görür ve bu da ne yapar onları asıl daire e, itikat dairesi olmasına ama burada sebepler hakim olması noktasını unutur. Sebeplere fazla perestiş eder, fe, Sebeplere fazla güç e, atfeder, kudret atfeder, nazar atfeder. Bu noktada da ne olur? Sebepler dairesindeyken vehmiyle, hayaliyle itikat dairesine baktığı için e, mutezile gibi tesire esbaba verir. E, sanki bir nevi itikat dairesi onun için Zahirde görülen sebepler olduğu için hayali ve vehmi olur ve gerçek olan sanki sebepler dairesi akli olan sanki sebepler dairesi olur. Bu da yanlış olur yani. Ve keza daire itikatta iken ya da itikat dairesindeyken ruhuyla, imanıyla daire esbaba bakan esbaba kıymet vermeyerek cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkülle nizam-ı aleme muhalefet eder. Az önce bunu örneklendirdik. Bu da mutezelenin tam tersi. İkisi de iki e, aşırı uç. Mesela daire itikattasın. Durduğun yer bakman gereken nokta itikat dairesi. Orada bakman gereken. Mesela namazın içerisindesin. Yani ya da ee, tamamen tabu, tabudi bir hüküm sana gelmiş, bağlanmış. Ee, ya da e, tam tersini söyleyelim. Bu daha çok ilk örnek için geçerli. Mesela işte çalışman, emek etmen, gayret etmen, koşturman lazım. Ama sen ne yapıyorsun? İşte koşturmuyorsun, gayret etmiyorsun. İşte Kur'an-ı Kerim'de işte Allah'ın rızıka kefil olduğuna ile alakalı ayetleri düşünüyorsun. Ee, dolayısıyla çalışmıyorsun, tarlaya ekmiyorsun, işe gitmiyorsun. E, arabaya binmeden bir yere gitmek istiyorsun ya da birçok bir şeyi rastgele yapıyorsun e, ama kendine sebep anlamında hiçbir hüküm vermediğin, tamamen mesele itikat dairesi açısından baktığın için ne oluyor? O zaman e, sebeplere kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekküle, yani e, Zat-ı Cenab-ı beni yarattı, ben hiçbir şey yapamıyorum, e, ben ne yaparsam yapayım, Benimle alakalı hükümler değişmeyecek. Ben kaderin önünde, rüzgarın önünde yapılan, savrulan bir yaprak gibiyim. Dolayısıyla sınava çalışsam da çalışmasam da, rızık için çalışsam da çalışmasam da aynıdır. Bu işte daire-i itikattan, daire esbaba bakmaktır. Yanlış bir bakıştır. Esbaba kıymet vermeyerek bu hususta Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkülle, nizam-ı aleme muhalefet söz konusu olur. Özetleyelim, biraz karışık oldu farkındayım. Şöyle söyleyelim. Yani bu dünyada elbette sebepler alemindeyiz ama o sebepler ne için cariler, ne için varlar? Asıl itikadi meseleleri idrak anlamak ve asıl itikat dairesi olan ahireti temin etmek orayı kazanmak için varlar. Ama sebepler gereği de biz birçok şeye sebep anlamında müracaat ederiz. İşte laboratuvara girer, işte deney yaparız, sonuçlarını deneriz. insan sağlığı açısından bunları test ederiz. Ee, Ilacı buluruz ama şifayı Allah'tan biliriz. Ee, diğer türlü ya da işte herhangi bir sebep noktasında o sebebe aşırı bir kudret yüklemeyiz. Evet sebep olarak biliriz onu. Allah'ın e, itikat dairesi için yarattığı perdeler olduğunu biliriz ama aşırı bir anlam e, yüklemeyiz. E, dolayısıyla e, itikadi meseleleri düşünürken e, sebeplere bakar ama aslının itikat olduğunu bilir. Sebeplere sadece bir vesilelik veririz. Diğer noktada da bu Mu'tezile'nin yaptığı yanlışı yapmamayı sağlar bize. Cebriyenin yaptığı ise sebepler alemindeyiz. Evet bu sebepleri Allah yaratmış. Sebepler bize geliyor. Tamam sebeplerde bir güç yok. Hatta biz de bir sebebiz, bizde de bir güç yok. Ama bizim bir işte irademiz var. Bizden Allah'ın diğer istekleri var. Çalışmak gibi işte koşturmak gibi vesaire. Dolayısıyla biz kaderin, rüzgarın önünde savrulan yapraklar falan değiliz. Aklımız var. Tabiata müdahale edebileceğimiz bir sebepliğimiz var. Allah'ın izin verdiği ölçüde. Dolayısıyla bu, bunu yapmamız lazım. Daire-i itikattan daire-i esbaba bakmamamız gerekiyor. Daire-i esbabı kendi içinde, daire-i itikadı kendi içinde, daire-i esbabı daire-i da perde olacak şekilde değerlendirmemiz lazım. Elhamdülillah.